Sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olan dostlarım, Ay burcu Aslan olan dostlarım. 20 Ekim Pazartesi ile başlayan hafta sizleri neler bekliyor? Bir pazardan bir pazara yorumlamaya çalışacağım efendim. Aşağı yukarı geçen haftayla aynı bir hafta ama bazı değişiklikler var. Yani Rabbim size yüksek mertebeler verecek. Rüyalarda mesajlar aldık, dolunayı geçirdik. Şimdi Koç burcundaki dolunay hepimizi arındırdı. Ben de yükselen aslan olarak bizi arındırdı. Bilinçaltı temizliği yaptık ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorum arkadaşlar. Bu da yeni başlangıçlar yapmayı, askıda kalmış işleri tamamlamayı, aynı zamanda İkilem içinde kaldığımız bir konu, iki arada bir derede kaldığımız konuyla ilgili de çok güzel ayrıntılar verdi bize. Arkadaşlar, kötü giden hiçbir şey yok bu hafta. Samimi itiraflar gelecek. Sen delikanlı aslan olduğun için bir ilişkiyi inşa etmek üzeresin. Kötüleri yok ediyorsun, kötülüğü yok ediyorsun, örnek alınıyorsun. Sana kötülük yapanlar beni affet deyip kapına gelebilirler. Bir gece ansızın gelebilirim. Bak inanın arkadaşlar, bir gece ansızın gelen haberle ben ettim sen etme diyecekler var. Vallahi ve billahi. Kesinlikle arkadaşlar, sahip olduğun değerleri koruyacaksın. Aynı zamanda ismine yakışır, adına yakışır bir açı var. Yani senin isim anlamında, karakter anlamında herkesin seni yücelttiği bir haftadasın. Ya sen neymişsin, sen haklıymışsın diyecekler sevgili dostum. Aynı zamanda böyle sanatta olsun, bilimsel verilerde olsun bir kursa gitme, çabuk öğrenme, çabuk kavrama gibi Merkür yan etkiler de çok fazla. Sevgili Aslan Burcu, enerjini zevk haline getireceksin. Spora başlayabilirsin. Spor yapabilirsin. Sportif faaliyetler seni hem stresini alacak hem de maddi manevi kolaylıklara seni gark edecek sevgili dostum. Ve koçlarla evlilik planı yapan sevgili aslan burçları, biraz kinlenmişsiniz. Biraz yakıcı etki var. İkisi de ateş grubu olduğu için. Fakat nitelikleriniz, uğraşılarınız ve sizin altıncı hissiniz, kader birliğiniz bu evliliği gerçekleştirecek diyor. Koç ve aslan evlilikleri gerçekleşecek. Aslanların yengeçlerle olan ilişkilerinde yavaşlama oldu arkadaşlar. Kadersel bir dönüm, olumsuz özellikler olabilir ama son sözü aslan söyleyecek. Bitirip bitirmeme sana ait arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 29 derecede aslan burcunda bir Regulus yıldızı var ki kuzey kaderi de deniyor. Ben o 29 derecede falan doğmuşum. 28-29 derece yükselen aslan bende. Bu da beni her zaman üstün kılmıştır arkadaşlar. Kimseyi kendime ezdirmedim. O yüzden Aslan Burcu'nun son 10 derecesinde doğanlar Regulus yıldızının etkisiyle başarılı oluyorlar. Kimseye kendilerini ezdirmiyorlar. Bu haftada böyle olacak. Yani Aslan Burcu'nun son 10 Ağustos'ta 22 Ağustos arasında doğan sevgili dostlar, 21, 10 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos arasında doğanlar sırtın yere gelmeyecek bu hafta. Regulus sabit yıldızından alacağın etkiyle beraber soğuk giden ilişkiyi düzelteceksin. Düşmanlarında intikam duygusu olmuş. Sana zarar vermek istiyorlar. Asla veremeyecekler. Çünkü Regulus yıldızı seni her türlü koruyor. Neyle koruyor? Algıların açık ve ben de varım diyorsun. Sana liderlik veriyor. Paranı muhafaza ediyorsun. Biraz paylaşıyorsun. Beklediği dönemde bir para var ama önümüzdeki haftalarda gelecek diyor. Bu hafta biraz şey var. Hadi
hemen gelmiyor ama önümüzdeki haftalarda para akışı çok güzel gelecek. Bu hafta biraz acı çekebilirsin ya da istediğin gibi maddi manevi bereketi toplayamamışsın. Acaba böyle bir maddi sıkışık mı olacak deyip kıtlık bilincine girme. Önümüzdeki haftalarda hepsi düzelecek. Bazı hatalı davranışlarından dolayı maddi manevi sıkıntı olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki günlerde bunun değişeceğini, seni çok güzel günlerin beklediğini söyleyebilirim. Genel olarak olumlu bir hafta, hız kazanacağın bir hafta, kuşak çatışması olabilir. Kimlerle? Akreplerle, oğlaklarla ve kovalarla kuşak çatışması, jenerasyon çatışması. Evladınız varsa ya da siz küçükseniz, yaşınız küçükse anne babanızla bazı aşırıya kaçmış sözler ya da seni üzen dil yarası olabilir. Biraz inişli çıkışlı bir hafta ama dediğim gibi akreplerle, kovalarla olacak bunlar ve oğlaklarla olacak. Ama yine dengede kalacaksın. Sende bir tahribat oluşturmayacak ama biraz sinirleneceksin. Büyüklerine ya da küçüklerine, bilemiyorum. Bazı korkuların var. Açığa çıkmış. Ya yani Aslan Burcu çok korkmaz ölümden falan ama Plütonik etkiyle beraber Plüton kovaya geçiyor ya. Bir korku başlamış sizde. Acaba yani kalp krizi mi geçiririm? Acaba bir hastalık mı var? Bir aniden böyle bir gelmiş. Hiçbir şey de yok. Çok da sağlıklısın. Kendine mutlak derecede iyi davran. Ve aşırıya kaçmadan gerekirse bir tetkik yaptır ama bir şey çıkmayacak. Haktan gelen mutlak gerçeği kabul edeceksin. Bilmen gereken her şey önüne gelecek. İdrak edeceğini görüyorum. Yani böyle kendini idrak edeceksin. Olumlu açıları değerlendiriyorsun. Ve aynı zamanda tam düştüm bittiğim dediğin anda yükseleceğini görüyorum. Evet, yazgısal olarak çok iyi bir dönemdesin. Sosyal vicdanını kullanıyorsun, insanlara yardım ediyorsun, yardım edip yardım alıyorsun. Bence güzel bir hafta değerlendir derim. Seni zayıf düşüren bazı olaylar olmuş. Bunları da atlattığını gösteriyor. Ne zayıflıkların varsa gönderiyorsun. Olaylara duygusal yaklaşacaksın bu hafta. Ama kötü bir duygusallık değil yani. Empati yapacaksın. Geniş bakış açısıyla göreceksin. Farklı kavramları bir araya getirip değişimi hayatına katacağını görüyorum. Yalnız öfkeli olma, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bilinçaltın çok iyi olacak. İç görüşlerin çok iyi. Ön sezilerin, altıncı hissin çok güzel çalışıyor. Ve kim düşmanlık yaptı biliyorsun. Mars'ın koruması alanına girdin. Mars diyor ki mücadele edeceksin ve Mars aynı zamanda seni maddi manevi, bak, para harcayarak ya da zamanını, bedenini harcayarak ya da çok çalışarak yoksulluğu yeniyorsun. Çok çalışarak düşmanlığı yeniyorsun. Bir de bu hafta gürültülü işler çok var. Aslan Burcu Mars'tan altın etkiyle. ev tamiratı, tadilatı ya da ev temizliğinde elektrikli süpürge, gürültü, patırtı hiç eksik değil. O yüzden biraz başın ağrıyabilir, çok gürültü var etrafta, sen de biraz yapacaksın ve iş akdi sözleşmesi imzalayabilirsin. Destek alıyorsun, düşmanları yeniyorsun, düşmanların yok olup birer ikişer gidiyor. Ya Halik siklini veriyorum. 731 de tekrar sayısı. Güzellikler, iyilikler sizinle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.